Merhaba, Halk Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Yatırım Danışmanlığı Bölümü Uzmanı Huzeyfe Karakuş. Bugün 4 Aralık tarihli yatırım fonları raporunu inceleyeceğiz. Haftalık performans tablosuna baktığımızda BIST 100 endeksi 0.83 getiriyle haftayı kapatmış oldu. Yurt dışında ise S&P ve Nasdaq'ta sınırlı bir pozitif kapanış mevcutken Dow Jones %2.42 getiriyle geçtiğimiz haftayı pozitif seviyede kapanış yaptı. Kıymetli madenler tarafında oldukça iyi bir haftayı geride bıraktık. Ons altın ve gram altın %3'ün üzerinde bir artış gösterirken ons gümüş haftayı %4.69 bir yükselişle tamamladı. Brent petrol ise %2.17'lik düşüşle haftayı negatif kapattı. Dolar endeksi %0.22'lik düşüşle haftayı sınırlı negatif kapatırken ABD 10 yıllıkları ise %6'ya varan düşüşle haftalık düşüşüne devam etti. En yüksek ve en düşük getirili fonlara baktığımızda en yüksek getirili fonlarda TAU %6.94, YCP %6.37 ve IOG %6.21 yükselişle ilk üçte yer alırken en düşük getirili fonlar ise görseldeki gibi negatif performans gösterdi. Halk Yatırım Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Birimimiz tarafından yönetilen IVF fonumuz ise geçtiğimiz haftayı katılım 50 endeksi %0.09 getiriyle kapatırken IVF fonumuz %0.61 getiriyle kapattı. İlgili fon detaylarına tıklayınız kısmından ulaşabilirsiniz. Tüm bu fonlar içerisinde geçtiğimiz haftanın kazananı kıymetli madenler ve emtia fonları olurken kaybedeni hisse senedi fonları oldu. Haftanın lider fonu ise %6.21'lik getiriyle iş portföyü BIST Banka Endeksi hisse senedi TL fonu oldu. İlgili fon detayına tıklayınız kısmından ulaşabilirsiniz. Bu haftalık raporumuza değindik. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Sağlıklı günler dileriz.